Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu mükemmel fotoğraf efektiyle bugün sizlerle beraberim. Dilerseniz hemen bu fotoğraf efektinin nasıl yapıldığı onun dersine geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar resmimizi çağırıyorum. Şuradan okey dedim ve geldi. Daha sonra arkadaşlar fotoğrafın üzerine çift tıklayarak layer haline çevirdim fotoğrafımı. Ve ardından bir yeni layer açtım arkadaşlar. Yeni layer'ıma da renk atacağım. Şuradan beyaz rengi atıyorum. Daha sonra arkadaşlar beyaz renkli zemin üzerindeyken shape aracına geliyorum. Shift tuşuna basarak bir kare çiziyorum arkadaşlar. Şu şekilde dikdörtgen uzun. Daha sonra arkadaşlar çizdiğim şekle çift tıklıyorum ve bir kırmızı renk atıyorum. Şu şekilde. Biraz daha şöyle uzatayım. Daha sonra şeklimin üzerine gelerek Blending Options yapıyorum arkadaşlar. Blending Options'da Drop Shadow'a geliyorum. Drop Shadow'da şurada bazı oynamalar, gölgeler veriyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra buradan stroke'a geliyorum. Stroke'da da iç kısma bir stroke atıyorum. Şu şekilde biraz yeterli herhalde. Okey dedim. Şimdi arkadaşlar bu şeklimizi çoğaltacağız. Ctrl J'ye basıyorum. Şu şekilde. Bunu sağ tarafa alıyorum çoğalttığımı. Şöyle bir değiştiriyorum şeklini Ctrl T yardımıyla sağa doğru yapalım şöyle şekilde bir Ctrl J daha yapıyorum şimdi bunu alıyorum tekrar düzeltiyorum arkadaşlar Ctrl T yardımıyla bu şekilde yapıyorum bu sefer daha sonra Ctrl J'ye tekrar basıyorum Ctrl J yaptım şimdi yine bunu alıyorum. Şöyle bunu da böyle yapıyorum. Bu şekilde olsun. Tekrar Ctrl C'ye basıyorum. Bir tane daha alıyorum. Bu şekilde olsun o da. Bir Ctrl C daha yapıyorum arkadaşlar son olarak. O da şu şekilde olsun. Şunu biraz daha şöyle yapalım. İşte gördüğünüz gibi şeklimiz böyle arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar fotoğrafımızın üzerine geliyorum. Fotoğrafımızı şöyle şunun üstüne alıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi en baştaki kayboldu. Fotoğrafımızın üzerindeyken sağ klik yapıyorum ve Create Clipping Mask yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğrafı direkt karenin içine gömdü. Fotoğrafımdan bir kopya daha alıyorum. Ctrl C yapıyorum fotoğrafımın üzerinde. Fotoğrafı tekrar ikinci katmanın üzerine alıyorum. İkinci karenin üzerine. İkinci karenin üzerine aldıktan sonra tekrar sağ klik ve Create Clipping Mask yapıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraftan bir kopya daha alıyorum. Bu şekilde bir üste alıyorum tekrar. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi içine gömüyor. Bir kopya daha buraya alıyorum. Sağ klik, Create Clipping. Bir kopya daha. Beşinci şeklimin üzerine alıyorum. Sağ klik. Click Clipping Mask. Bir kopya daha. En üstte aldım bu sefer. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde oturmuş oldu. Şimdi bunu biraz düzenleyelim arkadaşlar. Fotoğrafları kontrole basarak seçiyorum. Sadece fotoğrafları. Ctrl T'ye basıyorum arkadaşlar. İstediğim şekilde böyle sağa sola oynatabiliyorum. Şöyle biraz sola kaydıralım. Kulak öbür karede de çıksın. Gördüğünüz gibi Ctrl T yapıp biraz büyütüyorum hatta. Bu şekilde güzel, eğlenceli bir fotoğraf kartpostallık efekt oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi şuradan hepsini seçiyorum mesela. Biraz daha büyütmek istiyorum. Ctrl T'ye bastım ve Shift'e basarak orantılı bir şekilde büyütüyorum arkadaşlar. Şöyle bir de ortalıyorum.
Enter'a bastıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir efekt uygulamış olduk arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni derslerde, yeni efekt derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.